93.6 Erciyes FM. Benim annem Ağcalıydı. İleşberleriydi, çalışkanlarıydı. Çok güçlü, kuvvetli bir kadınıydı. Ağcalı'dan dünyana gelin geldi. Gelin gelirken sürüyü herif koçu davar sürüsünü böyle sürmüş gelinin kaldırsın diye. Tabii kabul etmişler, sahmenler de kaldırsın demişler. Gelmiş çoban, en büyük bir koçu sürmüş atın öne. Atın öne sürünce annesinin uşakları, kardeşleri bir tarafından tutmuş. Annem de evilmiş. Koçu tutmuş, şeyin üstüne koymuş atın. Öyle edince millet Allah alkış. Delirmişler, sevinmişler, indirmiş, her bir avut tutturmuş. İlle ben bu sahabına ne diyeyim, kadınızı alayım, kurbanınızı olayım, koçumu almayın. Başka bir davar vereyim, demiş. Ondan sonra davarı da neyse koçu vermemiş, başka bir davar vermiş bunlara. Razı olmuşlar, herif almış sürüsünü götürmüş, annemi de devam ettirmişler, getiriyorlar. Dünyana geliyor annem, Ağcalı'dan, gelin geliyor. Öyleliğine bir koç kaldırmış annem. Bir de başka bir Ağcalı'dan gelirken gene akrabalarından dünyana bir şey geliyormuş. Gene sürmüş getirmiş başka bir davarcı. Annemin oğlu, atın oğlu hemen gelin karşısında dua almışlar. Annemin başına bürümüşler. Bürüyünce annem de tutmuş gene hop diye tutmuş atın üstüne koymuş davarı. Onu almış vermiş çoban. Allah kardeşleri, amelsinin uşakları hep deliriyorlarmış. Ondan sonra maşallah 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 diye hepsi de alkışlamış. Seyyidi Burhanettin'in şeyinde, havlusunda bir şey madere konmuşlar. Seyyidi Burhanettin'in havlusunda. Orada yatıyor şimdi dedim. İbrahim Tayfur adı. Özelliğine de öyle gelmiş gitmiş. Şimdi babam da dünyana geldi ya annem, onun kocası şeye giderlermiş, Avşar köylerine. Orada tetiri derlerdi, evvel boyalara lazım olurmuş neyse. Yüklerinden onu aldılar getirirlerdi, 5 tane 6 tane eşyane. Dolu dolu eşeklerinin dekleştirirler çuvallarından. Onları atarlar ta Avşar köylerinden getirirler. Annemi de oraya Ağcalı'ya misafir var, yok gidince misafir olmuş dedenin şeyine. Annemi orada görüyor. İlle o kızı bana alın. Kardeşlerine basıyor. İlle o kızı bana alın. Öyleliğine annemi de orada beğeniyor. Babam. Öyleliğine annemi alıyor. Geliyorlar diye. Dünyana. Babam eşekleri terk edince esnafçılığa gitti. Sulacı, boyacı. Oraya gidince annemi de götürdü. İstanbullu oldular. Orada kaç sene durdular İstanbul'da. Orada durunca şehittiler. Geldiler. Oğlu büyüdü. Kendi oğlu. Aradan 20 sene geçti. 18-20 sene. Oğlumu gideyim de memleketimde nişanlayayım diye. Oradan geldiler İstanbul'dan. Evliliğine oğlunu nişanlamak için geri döndüler. İşte öyle. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Arkadaşım Mehmet Cönası ile birlikte hazırladığımız Aha Eski Günler programına hoş geldiniz. Efendim bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Bu akşam çok değerli bir misafirimizi ağırlayacağız. Öyle değil mi Mehmet Bey? Tabii. Evet.
Evet, çok değerli misafirimiz, Kayserimizin yetiştirdiği değerli bir insan Mehmet Çanakçıoğlu. Mehmet Bey, hoş geldiniz. Evet, bu arada ne kadar önemli bir iş yaptığımızı da zannediyorum Kayseri halkı bizler daha iyi idrak etmiş olduk. Sevgili annem 8. bölümde bizim misafirimizdi. Evet, abi hoş geldiniz önce. Geçen haftaki durum malum. Evet. Arkadaşımın annesi rahmetli oldu. O sebeple erteledik. Efendim şeyin dediği gibi şairin bizden evvel giden ahbaba selam olsun erenler diyor. Evet. Biz de bizden evvel gidenlere selam olsun diyoruz tabii. Efendim. İşte onu diyordum Mehmet Bey, yani ne kadar önemli bir iş. Yani şehrimizin bir kültürel dokusu var. İnsanımız çok önemli. İnsanımız. Yani biz dışarılardan birilerinin gelip de bizim insanımıza sen değerlisin demelerini beklememeliyiz. Biz bir memleketin çocukları olarak kendi büyüklerimize sahip çıkmalı ve kendi kültürümüzü onların ağzından dinlemeliyiz. Hep bu gayeyi taşıyoruz. Evet. İlk bölümlerden beri. Hep insanlara bu programın ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışırken biz de bunu yaşadık, gördük. İşte bir belge olarak 8. bölümde annemin görüntüleri. Hoşsa da kaldı bizde. Şair diyor ya. Evet. Abi gideriz. Nur yolu izde gideriz. Taş bağırda sular dizde gideriz. Bir gün akşam olur biz de gideriz. Kalır dudaklarda şarkımız bizim diye. İşte bir şarkı, bir cümle, bir laf. Evet. Yani biz kendimiz fiilen bunu yaşamış olduk. İnşallah yaza kadar bu çekilmeye devam edebilirsek. Bismillah diyelim. Hocam başlayalım. Abi hoş geldiniz. Evet, ben hoş abi diyeceğim. Efendim, ben de abi diyeceğim. 80'lik delikanlılar serisi devam ediyor. Kardeşlerimle beraber olmaktan çok memnunum. Sağ olun. Sağ olun. Şöyle başlayalım. Şöyle bir kısa bir hayat hikayenizden başlayalım. Oradan devam edelim inşallah. Efendim ben Lale Camisi'nin İmam ve Hatibi Mehmet Ali Efendi Hoca'nın oğlu olarak 15 Ekim 1939'da 30'da Kayseri'de doğdum. Sırayla ilkokul, ortaokul, lisenin bir kısmını Kayseri'de yaptım. Lisenin birinci ve ikinci sınıflarını Konya Lisesi'nde okudum. Ailemiz o tarafa nakletmişti. Sonra lisenin üçüncü sınıfında tekrar Kayseri'ye geldim ve mezuniyetim yine Kayseri Lisesi'ndedir. Liseden sonra harita mühendislik bölümünü kazandım. Devlet hesabına okudum. Bizi burslu olarak okuttular. O günlerde harita mühendisliği pek azdı. Devletin de ihtiyacı vardı, vatandaşın da ihtiyacı vardı. Devlet bunu programa almıştı. Ve bizler o programın ilk elemanlarından sayılırız. Odaya kayıt numaram 85'tir Türkiye'de. 85. harita mühendisisiniz. Evet. Şimdi 10.000'in üzerinde ama ben 85. üyeyim. Evet, çok güzel. Çok güzel abi. Sizin tabii uzun yıllar memuriyet hayatı, sonra tabii serbest. Tabii bu mecburi hizmetim sebebiyle Tapu ve Katastro Genel Müdürlüğü'nde, karayollarında mesleğimizle ilgili etüt işleri, harita işleri, kamulaştırma, proje işlerinde çalıştık. Sonra teftiş heyetine geçtim. Neden teftiş heyetine geçtim? Mühendis olarak 10.195 sayılı kanuna göre çalışıyorduk. Ve organizasyonlarda yeni teklifler götürdükçe idarenin bazısının hoşuna gitmiyor, bazısının hoşuna gidiyordu. Ve bulunduğumuz yerden nakil kolay oluyordu. Ama kararnameli memur olursam, bakan ve reis başbakanın imzasıyla tayinim olursa benim tayinimi kolay kolay yapamayacaklardı. Türkiye'de de ilk defa harita mühendisi olarak teftiş heyetine intisap ettim. Tapu Katastro Genel Müdürlüğü'nde. Ve aşağı yukarı 25 yıl orada fiili çalıştım. 25 yıldan sonra beni Avrupa'ya yolladılar. Neden? Türkiye'de harita katastro mühendisleri ne yapacağını pek fazla bilemiyordu. Programlar ona göre yapılmamıştı. Yalnız İller Bankası'ndan halihazır şehir haritalarının alımında
çalışılabiliyordu ve diğer karayolları, su işleri gibi yerlerde hizmet ediyordu. Almanya'ya gönderdi bu hükümet. Oradaki harita mühendisleri nasıl çalışıyorsa bize rapor et dediler. Evet. Ve 1969 yılında gittim, 70 yılında geldim. Oradaki çalışmaları aynen gördüm. Zaten literatür olarak Alman tekniğine bağlıydı Türkiye. Bizim kadastro. Kadastro. Büyük bir yabancılık çekmedi. Evet. Hemen intibak ettik. Ve oradan çalışmaları aldık geldik. Sağ olsunlar planlamada ki arkadaşlar hemen bizim yönetmeliğimizi sevk ettiler. O günün reisi cumhuru Cevdet Sunay Paşa'ya götürdüler. O da ben haritacıların sıkıntısını bilirim. Getirin bir an evvel tatbik edelim. Evet. Bu iş lazım Türkiye'ye demiş ve böylece bizim yönetmelik meri olmaya başladı. O günden bugüne bütün harita mühendisleri bu yönetmeliği tescile konu haritalar yönetmeliği şeklinde tatbik etmektedir. Evet. Yani abim bu sahanın gizli kahramanlarından. Türkiye'de tescile tabi haritalar yönetmeliğini Kayseri Türkiye'ye getiren, tatbik getiren şahıslardan. Birisi bu arada ilginç bir şeysi, rekoru da var. Meslek hayatı boyunca Ankara'ya bağlı çalışıp devamı? Devamı efendim. Ailemi hiç Kayseri'den çıkarmadım. Oo, nasıl yaptınız peki bu işi? Evet, bu da enteresan bir şey. Evet. Turgut Özal Bey bir seyahatinde Kayseri'de bir yemekte beraber olduk. Ne yapıyorsunuz, ne iş görüyorsunuz diye sordu. Herkese soruyordu. Ben de tapu kadastro baş müfettişiyim dedim. Ne geziyorsun burada dedi. Ankara'ya gelmeniz lazım, Ankara'da oturmanız lazım. Evet efendim dedim. Ankara'nın Kayseri mahallesinde oturuyorum dedim. O da hoşuna gitti. Çok güzel. Allah rahmet eylesin. Her istediği zaman ben Türkiye'nin Van'ından Edirne'sine. Zaten geziyorsunuz. Zaten geziyorum. Yani şeyde, çoluk çocuk, masada işiniz yok. Çoluk çocuk Ankara'da, İstanbul'da, yani diyar-ı gurbette olacağına Kayseri'de kendi muhitinde olsun istedim. Evet. Ve hamdolsun devlet de bu imkanı bana verdi. Evet. Bu çiçek defterimi de getirdim ki görsün arkadaşlar diye. Evet, evet abi. Evet. Allah selamet versin. Evet. Böyle bir yaşantım oldu. Ve sonra serbest çalıştınız. Olma durumuna geldiğimde kendi çıkarttığımız yönetmelikten istifade etmeyi hedeflediğim için bir an evvel emekliliğimi istedim ve büromu açtım. O büro sayesinde bir parça hem şahsıma hem memleketime de o yönde hizmet ettim. Ne oldu? 30 yıl masanın öbür tarafında hizmet ettim. 25 yılda öbür tarafında hizmet ettim. Böylece kendime düşen vazifeyi yaptığımı zannediyorum ve bugün Türkiye'de kadastro hizmetleri bitmiştir. Bitmez de taban temel haritası bitmiştir. Bundan sonra değişiklikler başlar, imar tatbikatları başlar. Şimdi artık köy haritalarının inceye giriyorlar. Tabii. İl ve ilçeler bitmiştir. Evet. Köylerin hali hazır haritalarının alınma dönemi başlamıştır. Abi Allah sağlık versin tabii. Şöyle biraz geriye gidelim. Dedenizden başlayalım. Dedeniz kendi anne tarafı, baba tarafı. Efendim ben Lale Mahallesi'nin çocuğuyum. Lale Mahallesi'nde annem tarafı Dülgaroğlu. Baba tarafım Hacı Derviş Efendi. Gavaflar Şeyhi Hacı Bekir Han'ın torunuyum. Gavaflar Şeyhi deyince bugünkü lonca. Bizim dede gelen Yemenileri, imal edilen Yemenileri dezgahında kontrol eder. Çekiciyle sırtını damgalar ve o damgadan sonra satışa sunulur. Eğer Yemenisi damgalanmaz da dama atarsa, dükkanın damına atarmış. O zaman papuç dama atıldı denir ve adam ticaret yapamazmış, onu satamazmış. Bugünkü
Türkiye Standartlarda Enstitüsü'nün yaptığını yapmış. Evet. Böyle bir de ben. Evet, yani her esnaflığın, tabii, her zanaatın bir şeyhi var, şeyhi var, kontrol eden tabii var. Ve onu... O Bekir Ağa'nın da torunuymuş. Evet, Kavaf. Kavaf. Kavaflar şeyhi. Evet. Kavaflar o zaman bu Gönhan'da. Gönhan'da. Yani, halen de Gönhan'ın. Kapalı çarşı. Kapalı çarşı da uzun çarşı denir veya Urhancılar evet, çarşı Urhancı denen yerde bir Gönhan'ı vardır. Bugün metruk durumda. Evet, kapalı. Karşı. Halen orada tapulu mülkümüzde vardır. Öyle mi? Evet. 1820 tarihi. Dedelerden. Evet, 1820. Dedelerden kalmış. Şimdi hocam, abim maşallah anne tarafı Dülgeroğlu. Kendi Çanakçıoğlu. Hanımın ismi de çok enteresan. Yani Pembebeş aslı, Pembebeş yazılı. Evet. Ben çocukluğumda, ben biraz yadırgadım çocukluğumda. Pempörüş derlerdi yani Kayseri ağzıyla. Doğru. O isim şimdi kalmadı o isim. Bu da kayıtlara geçmesinde fayda var. Pembebeş yazılı. Orijinali nedir? Pembebeş, Mehveş gibi. Farsçadan gelen evet. Ben tabii çocukluğumuzda Pempörüş diye böyle Kayseri tabiriyle. Arasında Pempörüş derler. Böyle söylerlerdi. Doğru. Efendim. Damat Hüseyoğullardan efendim, evet, kendi Çanakçıoğullarından, hanım Gökübeoğullarından, evet, dede Dülgeroğullarından maşallah. Evet, yani, gayet güzel. Evet. Bu arada ben tabii abimin kızı Zeren Hüseyoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Yardımcı oldu bize abimle irtibat kurmamızda. Eşine de çok teşekkür ederim, Selim Hüseyoğlu'na. O da bir sürü isim verdi, şununla konuşun, şununla konuşun. Bayağı inşallah zaman fırsat oldukça inşallah şey yapacağız. İnşallah. Lale Mahallesi dedik. Lale Mahallesi, Deveci Hamamı'nda çok efendim, Deveci Hamamı benim için çok enteresan. Çocukluk dönemimde babalarımla, abilerimle gittiğim zaman kurnalar her hamamda beyaz, mermer, Deveci Hamamı'nda siyah. Hem de nasıl taşırsa, bu sıcak sudan dolayı da göz göz olmuş. Halen gözümün önünde, şimdi ne durumdadır bilmiyorum ama tabii acı tatlı hatıralar vardır. Lale Mahallesi... Kimler vardı abi mahallede hatırladığınız var, ayında? Mulluoğlu'lar var. Kim abi? Mulluoğlu. Evet. Mulluoğlu. O Yacı Hasan Ağa vakasında öldürülenin amcaları. Dülgeroğlu var. Taceddin grubu var. Yapışlar grubu var. Bir de bir kişi daha var. Meşhur. Evet. Ahmet Efendi. Öyle mi? Bir Ahmet Efendi var. Evet. Muhtarımız da Haceli Talaslıoğlu. Hmm. Kayseri için meşhur bir zattır. Haceli Talaslıoğlu da muhtarınız. Evet. Evet. Allah rahmet eylesin. Bu şey değil mi? Yani tarih bilgilerden bu aslında Lale Camii şey Lala Camii, Lale Mahallesi de Lala Mahallesi Lala ama evet, evet, Lala Muslihit'ten evet geliyor. Evet. Onun isminin zamanla değiştirilmiş biçimi. Yani tarihi bir yer yani çok tarihi bir yer. Evet. Abimin sülalesinin de geçmiş 1800'lerde. Evet, evet. Tarihi bir şeysi var yani. Kayseri tarihine geçmiş. Evet. Bir hikaye. Onu isterseniz abi dinleyelim sizden. Efendim, 3. Selim, Padişah 3. Selim zamanında orduda bir yenilik, bir reform düşünülmüş. Yeniçeri Ocağı kaldırılmak isteniyor. Evet. Onun yerine Nizami Cedid kurulacak. 1798 yılında Mısır'a Fransızlar hücum etmiş. Osmanlı'da Anadolu'dan eleman topluyor, asker topluyor. 1000 tane süvari, 1000 tane piyade Kayseri'den gelsin deniyor. Konya'dan da buna benzer bir grup. İşte Yozgat inleri denen yerde bizim dede Süleyman Efendi'nin 600 tane atı var. Halbuki 1000 istiyorlar. 400-500 kadar da komşulardan toplanmış 1000 atlı teşkil edilmiş ve Süleyman Çanakçıoğlu'nun kumandasında Şam'a gönderilmiş. Orada kendilerine düşen vazifeyi yapmışlar. Konya'dan gelen grupla da birleşmişler ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın yardımına gitmişler. Böyle bir çalışma yapmışlar.
Ama 1820 yıllarına doğru o Nizam-ı Cedid yerinde olan Yeniçeri Ocağı'ndan çıkıp gelenler eski örfleri kalmayınca kendilerine bazı işler aramışlar. Fırsat kolluyorlar. Evet. O 1820 yılında bir kıtlık olmuş. Ekmek sıkıntısı çekiliyor. Bu Yağcı Hasan Ağa da etrafına topladı 14-15 tane avanesiyle. Bu Mulloğlu Mustafa Efendi değil de Fazıl Beylerin evini basıyor. Orada bu Mulloğlu'nun amucazadesi Adil Efendi'yi öldürüyorlar. Bizim Feyzullah Çanakçıoğlu'nu yaralıyorlar. Ve Kayseri'de bu hal duyulunca hiç kimse sokağa çıkmıyor. Müftü Gessi'ye kaçmış. Ortalıkta bir idare boşluğu doğmuş. Ve habire de padişahtan yardım isteniyor. Fakat Kayseri'nin ileri gelenleri gitmişler Gessi'ye. Kaçmakla olmaz bu iş. Evet, oturalım evet. Bir beraber işten bir düzen kuralım. Ve Feyzoğulların konağında bir toplantı yapmışlar. Hasan Ağa bu toplantıyı duymuş. Sarmış 400-500 elemanıyla. Bakmışlar ki kurtuluş çaresi yok. Duvarı yıkmış, Hasan Ağa'nın adamları konağın içine girmişler. Ve katliama başlamışlar. O sırada konak sahibi Feyzullah Efendi yavuz bir ata binerek kayınbiraderinin bulunduğu Akçakaya'ya kaçmış. Kaçmamış da yardıma gitmiş. Fakat kayınbiraderi fazla ilgi gösterememiş. Atınızı değiştirelim, yorulmuş at. Siz yolumuza revan olun demiş. Oradan Hisarcığa gelmiş. Hasan Ağa'nın adamları takipte Hisarcık'ta yakalamışlar. Ve orada katletmişler. Bekir Ağa, Bekir Güpgüp. Namı diğer Kara Bekir. Onu da konakta halletmişler. Konakta ne kadar erkek varsa o günkü toplantıda hemen hemen hepsini öldürmüşler. Küçük bir çocuk sofada sürünüyormuş. Evin bakıcısı kadın, aman ona dokunmayın, o benim bebeğim demiş, çarının altına almış, kaçmış. Ve Feyzoğlu grubu o çocuktan türemiş o yaştan sonra, o seneden sonra. Fakat Hasan Ağa'yı öldürmek çok mümkün değil. Yani eşkıyalık yapıyor şehirde, Kayseri'de yakıyor, yıkıyor, kesiyor her tarafı. Bir nevi idareyi ele almış. İdareyi ele almış, evet. Müftü kaçmış, yönetim yok. Tabii onları getirmişler ama kesmişler, işe yaramamış. Ne yapalım? Bu sefer köyden eleman toplamışlar, civar köylerden. Bir 10.000 kişi kadar. Eleman toplamışlar, Hasan Ağa'yı kapı altından indirmişler. Bugünkü hükümetin önünde bir kapı inşaatı var, kapı binası. Evet, orası evet. O hükümet, eski hükümet konağının temsilidir. İzafeten yapılmış. Ona izafeten yapılmış evet. Bir kapıdır. O kapı altında Hasan Ağa'yı indiriyorlar. Ve bizimkiler Hasan Ağa'nın adamlarını da önüne katıyor. Şeker fabrikasına doğru, bugünkü ambara doğru kovalıyor. Bugün de oradaki mıntıkaya kanlı yurt derler. Evet. Kanlı yurt. O kanlı yurtta da bir cami var. Demişler ki ya camide katliam olmaz. Biz camiye girelim. Hasan Ağa'nın adamları camiye girmiş ama gözü dönen Kayseri halkı. Canı yanan daha doğrusu. Daha, tabii. Evet. Canı yanmış. Hepsini orada onları halletmişler. Hasan Ağa da kaçmış bir başka köye. Duyduğuma göre Hacı Bektaş
köyüne kaçmış. Takipte orada yakalamışlar, getirmişler. Banu pazarında, at pazarında kellesini dolaştırmışlar. Ve böylece Kayseri Boyacı Hasan Ağa'dan kurtulmuş. Evet, şimdi Mehmet abi tabii çok önemli tarihi bilgi veriyor. Tabii o dönem evet. 1820 bu Osmanlı'daki o ayanlık dönemi. Ya. Ayanlık dönemi, yani şöyle tarif edelim basit halk ifadesiyle. Şimdi devlet diyor ki ben vergiyi toplayamıyorum, vatandaştan vergiyi toplayamıyorum, vergiyi ihale ediyorum. Vergiyi ihale ediyorum. Yani Kayseri'de diyelim 100 bin akça toplanacak. Sen diyorsun ki ben 90 bin akça toplarım. İhale sende kalıyor. Tabii sen çıkıyorsun meydana. Belki de 150 bin akça topluyorsun. Onu da Allah biliyor. Evet. Ama bir şey var. Yani ayanlık sistemini getirdikleri zaman şimdi devletin o merkezi otoritesi taşrada zayıflıyor. İşte bir Hasan çıkıyor böyle. De şehrin ileri gelenlerini katledebiliyor. Ondan sonra bu arada bu bahsettiği Mehmet abinin bahsettiği hadiseye şöyle bir katkı verelim. Şimdi orada Kayseri'de kıtlık meselesi. Aslında o sünni bir kıtlıktır. Neden biliyor musunuz? Çünkü o sırada Ayanlık Çapanoğulları'na geçmiş. Çapanoğulları Yozgat'tan Kayseri'yi idare ediyor. Doğru. Kayseri'ye de birilerini temsilci olarak bırakıyor. Yani Ayan Kayseri'de değil. Bütün mesele bu. O Çapanoğlu onu, grubu var ama ben yani kasten evet. yapıldığı hakkında bir bilgi yok. Şöyle söyleyeyim. Bu ondan sonra Kayseri'ye onun gelmesi, onun gelmesini Çapanoğulları Yozgat bölgesinden yasak ediyorlar. Yasak Kayseri'ye, un yasak Kayseri'ye şunu göndermek yasak. Böyle bir şeyleri var. Amaçları da şu, Kayseri gelişmeye daha müsait bir yer. İnsanlar çok temayül gösteriyor. Yol güzergahlarının üzerinde. Şimdi Çapanoğulları da Yozgat'ın gelişmesi için gayret gösterdikleri için işte Kayseri'deki Ermeni esrafı Yozgat'a davet ediyorlar. İşte nüfus alsın diye gitmiş birçok insan da gitmiş. Germir'den gitmişler, Talas'tan gitmişler. Şu olmuş, bu olmuş. Şimdi ayakkabı esnafı, mesela ayakkabı meselesinde de öyle bir şey var. Mesela Kayseri'de bir ara şeyler, mesela zannediyorum çizme meselesi var. Bir çizme çok pahalanmış. Millet demiş ki ya bu neyin nesi? Yani niye pahalandı? Bu sefer de araştırmışlar ki tabii aklı selim var. Yani esnafın sizin biraz önce buyurduğunuz gibi Mehmet abi hep başında aklı selim adamlar var. Bir bakmışlar ki Yozgat'tan deri sevkiyatı yok. O tarafı kapatmış Çapanoğulları. Ankara ile alışverişe tamam diyorlar. Ona besleniyor ama Kayseri ile yaptırmıyor. Kayseri'de bu sünni bir yükseliş olduğunu gördüklerinde sünni bir yükseliş. Evet. Yani fiyatları artıran kıtlığa sebep olan bir sebep var. Bu da doğal bir yani şey değil. Evet. Yani Kayseri oradan malını sevk edemiyor. Alamıyor. Ticaret yapamayınca oradan geliyor. Kriz başlıyor. Her taşın altından Çapanoğulları çıkıyor. Laf edemiyor. Hakikaten onlar durumlar. Bunu gerçekten incelemiş biri olarak söylüyorum. Mehmet abi de çok dikkatli dinledim. Gerçekten çok harika anlattı o meseleyi. Yani ben de küçük bir katkı olarak Mehmet abi onları söylemek istedim. Çünkü o kadar enteresan ki yani Kayseri'nin yapısını mesela Kayserili idareciler yaptıklarında iyi kötü anlaşabiliyorlar. Yani açıkça söyleyeyim. Yani hatalar yapmıyorlar mı? Yapıyorlar ama Kayseri Kayseri'den yönetildiğinde iyi. Ama dışarıdan bu ayanlık sistemi dışarıya doğru taştığında Kayseri hep bu işten sıkıntılar çekmiş. Sıkıntılar yaşamış. Hocam hatırlıyorsanız Seyhan Arifoğlu. Evet. İşte Osmanlı şeyi göndermiş Yozgat'a. İki paşasını göndermiş tebliğli kıyafet. Gidin bakın orada ne oluyor falan diye. Onlar Yozgat'tan bu tarafa doğru gelmişler. Erkilet'ten geçmişler. Onların evinde, dedelerinin evinde kalmışlar. Dedelerinin evinde onlar misafir etmişler onları. Demek ki o hadiseler öyle. Bir de mesela Mehmet abinin anlattığı şu nokta da çok ilgimi çekti. Mesela diyor ki işte 1000 atlı istenmiş ama 600'ü bulunmuş. Şimdi bir de Kayseri'ye Çapanoğulları'nın böyle bakış tarzı var. Mesela Kayseri'ye yükü fazlaca bindirme. Bugün de belki bunun izlerini sürüyoruz. Mesela niye? Şimdi bugün de mesela duyuyoruz ki Kayserili zengin, işte Kayserili şöyle, Kayserili böyle. Tamam Kayserili zengin ama sen devlet olarak yapacağını yap. Şimdi Kayseri her işi de Kayseri
Kayserilere havale etme, öyle değil mi? Yani tamam, Kayserili Kayseri'ye bakıyor, tamam. Öteden beri Kayseri'nin bu hasreti vardı. Evet. Bugün hiçbir üniversitede Kayserili'nin yaptığı kadar bina yoktur. Evet. Yalnız Kayseri Üniversitesi'nde, Erciyes Üniversitesi, evet, Kayserililer Üniversitesi'dir. Örnek, tabii. Kayseri örnek. Allah selamet versin. Tabii. Herkesin işi gücü tabii rast gelsin. Geçen orada bir okula girmiştim de orada okudum. İşte biz çalıştık, Allah da verdi, şimdi de paylaşıyoruz gibi bir yazı okudum. Çok hoşuma gitti tabii. Allah selamet versin, doğrudur, herkese. Doğrudur. Efendim, evet. Efendim, 1835 yılında biraz evvel söylediğiniz ticari baskıların civardan gelişi ve kriz doğuşunun bir başka sebebi de Osmanlı idaresi İngilizlerle bir ticari anlaşma yapmış. Evet. İngilizler mamul mallarını getirecekler ve Türkiye'den de mamul olmayan cehri, yapağı, buna benzer deri gibi malzemeleri götürecekler. Kapılar neresi? Mersin, birinci liman, evet, yakın evet, Kayseri'ye. Giresun, o dağdan aşırıp mallarını Şebin Karahisar, Sivas yolu üzerinden Kayseri'ye getirmişler. Ve Kayseri bugün olduğu gibi o günde bir ticaret merkezidir. Büyük istilalar görmemiştir. Asaletini bozmamıştır buradaki insanlar. Dolayısıyla sözüne güvenilir, ciddi insanların yaşadığı bir belde olarak kendini hissettirmiş. Onun için dışarıdaki elinde parası olan, çalışma imkanı bulamayanların belki bir garaz, belki bir kinleri olmuş olabilir. Buna dair bir yakında bir şey okumadım tarihte ama evet, hocamın sözlerine katılırım. Evet. Neden? Çünkü o 1780-1790'lı yıllarda Kastamonu tarafına da böyle bir heyet gönderilmiş Kayseri'den. Ve yaz ortasında Canik Dağları'nda tipi kar dolu yağmaya başlamış. Yaz ortasında, Haziran'da böyle yağış olur mu? Tanrı harp etmemizi istemiyor. İki tarafta evet, 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 orada evet, sulh yapıyorlar. Evet. Ve tekrar dönüp herkes memleketine dönüyor. Yani böyle de bir anlayış. Yani devamlı vuruşmanın, devamlı kavganın gereksiz olduğunu Kayserili o gün orada göstermiştik. Bir de şey abi, o şey galiba şeyden, Çapanoğulları ile şeylerin kavgası, o Canikoğulları'nın kavgasında böyle bir dolu yağma meselesi evet var. İki tarafta harp etmeden yazın ortasında orada kala kala diyorlar ki demek ki kardeş kanı döküyoruz. Kardeş kanı döküyoruz. Allah razı değil diyor. Evet, razı değil diyorlar. Bir daha bir şu var, cehri meselesinde şimdi insanlar bilmiyorlar. Yani bu kelimeler onlara çok şey geliyor, garip geliyor. Olabilir. Olmaz. Çünkü niye? Nesil değişti, kuşak değişti. Yani böyle sanki yabancı bir dilden bir laf söylüyormuşuz evet, gibi. Tabii, cehri, şimdi bizim bakıyoruz böyle arazilere, o vakit arazilere baktığımızda adamların üzerine mesela neler kayıtlı, işte ev var diyor, bağ var diyor, bostan var diyor, cehrilik var diyor. Kayıtlı, Osmanlı kaydında bu çıkıyor. Evet. Şimdi bu adamlar yani ciddi manada cehri ekmişler ve bazen mesela mıntıkalar gezerken de mesela adam belki ne olduğunu bilmiyor ama mesela oranın adı kalmış cehrilik diye. Şimdi eğer sözünüzü kesmiş olmazsam bu lütfen cehriyle ilgili küçük evet bir anım anlatayım. Çok isabet olur. Memuriyeti bırakıp serbest hayata geçtikten sonra Kayseri'nin ileri gelen o günün belediye reisini ve yöneticilerini aldım. Çay bağlarının üzerindeki tepeye götürdüm. Evet, evet. Haymana'ya çıkan yola. Evet. O tepe hemen hemen hacılar dahil bütün daire çizin Talas'a kadar her tarafı gören bir mıntıka, bir hakim nokta. Ama hiç meskun değil. Buraya şehir getirelim dedim. O günün belediye reisi, Allah razı olsun, geldi benimle beraber o dağda bir ikindi namazı kıldık toprağın üstünde. Kim abi belediye başkanı o zaman? Tabii Hüsamettin Bey, Hüsamettin Bey. Evet. Bey. Kararı verdik. Yani burada bir uygulama yapılsın. Ve ben tapu kayıtlarını çıkardım.
cali dikkattir. Tapu malikleri hanım. Allah Allah. İlginç. Neden öyle? Evet. İnceledim. Yaşlılara sordum. Ya bu mıntıkada hiç erkek yok muydu ki? Hep hanımların adı. Yok efendim dediler. Burası cehrilikti. Cehrilikti. Kız evlatları ticaretle meşgul olamazlar. Evet. Erkekler şehirdeki dükkanı, evi aldılar. Bu cehriliği de hanımlara, kız kardeşlerine bıraktılar. Onlar senede bir defa gelirler, iki defa gelirler. Cehrileri toplarlar. Avrupa'ya ihraç edilir, gider. Altın ağacı. Altın ağacı değil mi? Abi onu biraz açalım, biraz daha insanlara açalım. Yani şimdi cehri bir bitki, bunun kıymeti nedir? Avrupa'ya niye ihraç olur? Yağlı boya imalatı. Boya imalatı. Boya imalatında kullanılan çok güzel bir malzeme. Şimdi suniler çıktığı için cehrenin kıymeti kalmadı. Şimdi o zamanlar onlar hani İngilizlerden bahsettiniz biraz önce, onlar Avrupa'dan siz cehri ekmeyin. Gerek yok. Biz size işte onların o Manchester şehrinde, hatta Kayseri'de hala kullanılıyor, Manchester ipi göndeririz. Tabii. Bilmem ne. Halının adı Manchester. Manchester halısı. Burada okudum. Oraya göndermişler. Yani evet. Buraya ipi gönderiyorlar artık. Yani cehriye gerek yok. Siz ekip dikmeyin. Ama onlar orada cehri ekiyor. Buradan götürdükleri cehrileri. Cehri ekiyor orada. Ama buradaki mahsulü de alamıyor. Alamıyorlar. Evet. Buranın iklimi müsait. Tabii gelir deyince. Kayseri'de o yıllarda sizin çocukluğunuzda bir de evlerde şeker imalatı mı var? Evet. O 1950'li yıllara rastlar.